Siz sevgili oğlum. Kim yaptı? Sakın ola ki. Çıkacaksın paşalar gibi yine vereceksin. Derhal vuracaksın kardeş. Ve yemin billah ediyorum. Ay. Çünkü öylesine kim? Nedir burası ya? Senin gibi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi bu sorunlar bitti. Hükümetle mi uğraşıyorsun? Yok. Biz kimsenin babası. Ha ne? Buna gelecek olursa. Günah değil mi bu insanlar? Kadınla sindiriyorsun. Bugün 12 Temmuz 2013 Cuma haftanın son günden hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şu Atalar Koleji mevzu vardı. Uzun zaman gündemi bir hayli meşgul etti. Bugün bu konuyla ilgili önemli bir gelişme. Şu an elimde bir belge var. Kardeşim bir şu belgeye yaklaş. Vatandaşlar da bunu yakinen görsün ve ben de açıklamasını şimdi zaten yapacağım. Evet, aldık mı bu şeyi? Belgeyi. Evet. Şimdi bu belge neymiş? Ona bakalım. Efendim bu belge uzun süredir İskenderun kamuoyunu meşgul eden Atalar Koleji'ndeki ortaklık problemiyle ilgili bir gelişme. Bu belgeye göre diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 11.07.2013 tarihli ve işte nokta 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 sayılı yazısı. Bu yazıda da diyor ki Özel Yeni Atalar Anadolu Lisesi, Özel Yeni Atalar Ortaokulu, Özel Yeni Atalar İlkokulu ve Özel Tekfener Akşam Lisesi'ne 15 gün geçici kapatma işlemi uygulanmak üzere İskenderun Kaymakamlığı'na yazı bakanlık yazısı gönderilmiştir diyor. Ha şimdi bu konu neydi? Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Biliyorsunuz Can Atalar şirketi vardı. Daha sonra bu Can Atalar şirketinden Atalar Koleji Kanay Eğitim Hizmetlerine geçti. Ve ortaklar arasında bir karmaşa. İş adamı Nuri Hüseyin almıştı bu kurumun yarı hisselerini. Fakat eski iki ortak arasındaki anlaşmazlık otomatikmen Sayın Nuri Hüseyin'e yansımış. Ve bir insan parasıyla ancak bu kadar rezil olabilir deyimine çok güzel bir örnekle Sayın Nuri Hüseyin hem para verip burayı almıştı hem de birilerinin oyununa gelmişti resmen. Şimdi burada bir dolap dönmüştü ama bu dolabı kimler çevirmişti veya kim çevirmişti? Şimdi bakınız, biz Ahmet'le ortağız. Ahmet'e diyorum ki Ahmet bana hisselerini devret kardeş. Ahmet de diyor ki tamam abi ben sana hisselerimi veriyorum. Ne kadar kardeşim? Aha bu kadar. Parasını veriyorum ve ben bu hisseleri alıyorum. Ben bu hisseleri aldıktan sonra gidiyorum Nur abiye diyorum ki Nur abi ya ben işte Ahmet'ten bu hisseleri aldım ama bu bana ağır olacak. Bu hisseleri sen alır mısın? Bakıyorum Nur abi diyor ki ya zaten bu bina benim. Ben zaten eğitimciyim. Benim asıl işim bu. Hay hay diyor kardeş. Hadi gel al. Ver. Verdik. Nur abiye verdik. Nur abim de parasını ödedi ve aldı. Şimdi eski ortak yani Ahmet. Ahmet oradan bir dolap çeviriyor. Daha doğrusu hukuki olarak diyor ki ben dava edildim. Eşim bana işte boşanma davası açmıştı. Mal kaçırma şeyinden dolayı, işte düşüncesinden dolayı bu şeyin devir işlemi gerçekleşmeyecek. Hukuka aykırı. İptal ediliyor. Bak sen. Ya kardeşim, şimdi bir, böyle bir dava var ise bu devir işlemleri yapılırken ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü neredeydi? İki, acaba o diğer ortak bu olaydan haberdar olduğu halde gizleyerek hisselerini devir mi etti? Yani tam bir karmaşa kardeşim. Bunun içinden çıkmak mümkün değil. Ha netice. Yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor ya. Dönüyor abi. Yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor. Ve şu görmüş olduğunuz belge ile bu Atalar Koleji, şu anki Can Atalar Koleji 15 gün süreyle kapatılıyor. 15 gün süre içerisinde şu anki işletmeci yani yönetim eğer kira kontratını yenileyecek olursa bu belgenin herhangi bir anlamı veya işlevi olmayacak. Ha kira kontratını yenileyemezse ki ne mümkün?
Selamun aleyküm gitti Atalar Kolej. Ayrı bir parantez açalım hemen. Bir takım notlara da değinelim. Bazı velilerden de bu konuyla ilgili şikayetler geldi. Diyor ki veliler, ya arkadaş bize mesaj gönderiyorlar. Diyorlar ki borçlarınızı ödeyin. Borçlarınızı ödemezseniz icralı yoluyla tahsil edeceğiz. Bunu gönderen kim? Can Atalar Koleji. Yani şimdiki Cumabal yönetimindeki okul idaresi. Velilere gönderiyor. Şimdi bakınız. El insaf ve vicdan ve merhamet. Bu olay ne zaman oldu? 2 veya 3 ay oldu değil mi? Bu olay olana kadar okulun masrafları kim tarafından karşılanıyordu? Kanay Eğitim Hizmetleri tarafından karşılanıyordu. Öğretmenlerin parası kim tarafından ödeniyordu? Kanay Eğitim Hizmetleri tarafından geliyordu. Ödeniyordu. Şimdi Sayın Cuma Bal mahkeme kararını istinaden geliyor, yönetime el koyuyor, bütün anahtarları topluyor ve değiştiriyor, kasa dahil olmak üzere her şeye el koyuyor. Tabii bu kasaların içerisinde senetler de var. Ney bu senetler? Öğrenci velilerinin verecekleri, ödeyeceklerini taahhüt ettikleri senetler. Şimdi bunlar kullanılarak vatandaşlara mesajlar gönderiliyor. Tabii biz de ilgililerle görüştük. Dedik ki bunun yasal şeyi nedir, boyutu nedir? Hiçbir yasallığı yok. Vatandaş ödemezse ne olacak? Bu konu şu an mahkemeye yansımış bir konu. Kanal Eğitim Hizmetleri yetkilileriyle görüştük. Kesinlikle ödenmemesi gerekir görüşündeler. Şimdi vatandaş iki derede bir arada kalmış durumda. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kesin, net ve insanları doyurucu bir açıklamanın yapılması gerekiyor. Tabii bu olayın içerisinde tezgah çok büyük. Çok büyük, inanılmaz büyük tezgahlar var. Birileri çok güzel dolap çeviriyor. Ama hiç kimsenin yaptığı, hiç kimsenin yanına kar kalmaz. Hiç kimse, hiç kimseyi enayi yerine koyarım da ben bunu yolarım mantığıyla gitmez, gidemez. Giderse enayinin kim olduğunu aynaya baktığında görür. Evet efendim, Atalar Koleji ile ilgili gelişme bundan ibaret. Atalar Koleji'nde yani 15 gün süreyle kapatma cezası verildiği bakanlık tarafından. Bu süre zarfındaki kontrat yenileyemeyecekleri malum. Çünkü binanın sahibi davalı olduğu kişiler ve yeni bir kontrat imzalanmayacak. Dolayısıyla Atalar Koleji'de tarihin sarı yaprakları arasındaki yerini alacak gibi geliyor bana. Evet efendim, geçtiğimiz günler bir vatandaş aradı telefonla, dedi ki sevgili gazeteci arkadaşım, memleketin sorunlarıyla ilgileniyorsunuz, görüyoruz, zaman zaman eleştiriyoruz, zaman zaman hak veriyoruz. Ya dedi, hep böyle düz ovada mı dolaşacaksınız? Pardon dedim, ne düz ovası? Dedi ki yani şehir içinde mi dolaşacaksınız? Dedim memleketin her karışı bizimdir. Gideriz, tepesine de çıkarız, dağına da çıkarız, ovasında da gezeriz, denizinde de yüzeriz dedi abi. Bu tepe mahallelerinde özellikle akşam saat 8'den sonra resmen ayrı bir cumhuriyet oluşuyor. Nedir? Abi hırlısı orada, hırsızı orada, esrar satıcısı orada, eroin satıcısı orada, ipsizi orada, kopuğu orada. Yani burası geceliğin tam anlamıyla akşam saatlerinde ayrı bir cumhuriyet oluyor. Konu güvenlik. Vatandaşın muzdarip olduğu şey güvenlik. Yani tepe mahallelerinde güvenliğin yeterince sağlanmadığı şeklinde şikayetler var. Olaylar çok fazlaymış. İnsanlar dışarıya çıkıp rahatlıkla gezemiyormuş. Biz de buradan gazetecilik görevimizi yaparak Emniyet Müdürlüğü'ndeki yetkililere konuyu uyarmak konusunda, konuyu iletme konusunda köprü görevimizi yapalım. Bizim işimiz bu. Efendim, biliyorsunuz festival geçti bitti. Hayırlı olsun. İnşallah birileri kurum kurum kurundu. Kendi kendisini böyle şeyden çıkmış böyle kral edasıyla şey yaptı. Halkçı insanlar. Gezdiler dolaştılar. Lay lay lom, lay lay lom. İşte 50 bin kişi geldi, 100 bin kişi geldi. Bir de hesaplar yapılıyor efendim. Şu şöyle olursa bu böyle olur. Ya şu şeyden anıt alanındaki %20'si oy verse kaç yapar? %20'si 50 bin desek %20'si ne yapar? 10 bin. Bu vallahi güzel rakam. Kimisinden böyle hayal aleminde dolaşan
insanlarımız da var. Fakat en önemlisi, şimdi orada festivalin birinci günüydü sanıyorum. İlk gün yerel sanatçılar sahne aldı. Oraya gittim. Abi, arkada ne bir kulis var, ne sanatçıların oturabileceği bir sandalye var. Tamamıyla Allah'a emanet. Hiçbir şey yok. Bizim İskenderun Belediyesi, ki halkçı belediye, sanata önem veren belediye, mahalli sanatçıları, yerel sanatçıları her zaman elinin üstünde tutan belediye, ne yazık ki hadiseye gösterdikleri ilgiyi, alakayı, Zülfü Livaneli'ne veya Göksel'e gösterdikleri ilgiyi, alakayı, bırakın alakayı, onun %1'ini bizim yerel sanatçılarımıza göstermediler. Onlara bir kulis bile vermediler. İnsanlar gittiler, evlerinde giyinip geldiler ve orada oturacak bir sandalye için ona buna ricada bulundular. Bu budur. Budur bizim halkçı belediyemiz. Budur bizim sanatçıya değer veren belediyemiz. Peki bir duyum daha aldım. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu da belediye yetkililerinin açıklamasını istiyorum. Mahalli sanatçılara vermeyi taahhüt ettiğiniz, vaat ettiğiniz paranın tamamını verdiniz mi? Yoksa eksik mi verdiniz? Burada açıklayın. Biz tamamını verdik değil. Veya ya bir eksiklik oldu veya işte bizim bütçemiz olmadı falan gibisinden bir şeyini çıkartın. Mazeretini çıkartın, söyleyin. İnsanlar da bilsinler. Ama bunu söyleyin. Şu zabıtanın biber gazı kullanma konusunu özellikle saklıyorum. O konu zaten avukat aracılığıyla şu an gerekli araştırmalar yapılıyor. O evet kullanma yetkisi var diyen sayın müdüre ben de al buyur burada belge var kullanamazmış diyeceğim. O günleri bekliyorum. Az bir süresi kaldı. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah yani onu da netleştirmiş olacağız. Efendim haftanın son gününden hepinizi saygı ve hürmet ile selamlıyorum. Güzel bir hafta sonu geçirirsiniz inşallah diyorum. Pazartesi tekrar görüşürüz inşallah.